Merhaba gazozsuz kalamayanlar, Gazozu TV'den selamlar. Bugün ETS2'de Volkswagen Golf 7 R-Line modunu tanıtacağım. Öncelikle aracın özelliklerine gelelim arkadaşlar. Aktif animasyonlar var, yani sinyal animasyonu, vites animasyonu vesaire var. Birazdan da göstereceğim. Metalik ve normal renk desteği var. HD modeli var arkadaşlar. Aracın şöyle dışından görüyorsunuz. Gayet kaliteli HD bir modeli var. AU render var, yani gene bu kaplamanın, modelin kaliteli gözükmesini, gerçekçi gözükmesini sağlayan bir işlem AU render. Bunun olması önemli. Light mask, yani ışık maskesi var arkadaşlar ve gerçek motor sesi var. Gerçek motor sesini yapmak için arkadaşlar şöyle göstereyim. Çekici galerileri kısmından, her galeride çıkıyor bu arada. Man galerisinden şu anda. Deneyebiliriz. Yapılandırma kısmına gelelim. Motor seçeneğini Golf 7 Sound olarak seçmeniz lazım. Yani özel aracın kendi motoru var. Aracı uyumlu bu şekilde gelen. Bunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sesin aktif olabilmesi için bunu seçerseniz gelmiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Önemli bir olay. Hemen şöyle çıkalım. Araçta emeği geçenler Berkay Pekesen ve Emir Bardakçı arkadaşlar. Aracın yapımcılarına da buradan çok çok teşekkürler. 1.33 sürümünde çalışıyor. Şimdi map'imizden gösterelim abi. Baltık DLC'sindeyiz. Gördüğünüz üzere burada Tempere'den çıkacağız. Şöyle bir alana doğru gideceğiz. Yani gideceğimiz yer bir şehir değil arkadaşlar. Bir şirkete gidip bırakacağız. Büyük ihtimal şuraya bağlı veya buraya bağlı. Yine karmaşık şehir sistemleri olduğu için neyin nerede olduğunu anlayamıyoruz. Kabin aksesuarı olarak sadece zar koyabiliyorsunuz. Başka bir aksesuar seçeneği yok arkadaşlar. Kabinde bu şekilde gayet güzel, gerçekçi bir kabini var. R-Line direksiyonu var. Bu göstergeler bu şekilde. Gayet güzel, multimedya ekranı falan da var arkadaşlar. Aracın kabiniyle alakalı bir problemimiz yok. Çalışalım, sesini duyuyor. Bu şekilde bir sesi var. Gerçekten güzel bir sesi var. Hani artık Skoda sesi duymuyoruz ya, o bile bizim için yeterli abi. Vites animasyonunu gene gösterelim. Yine eski çektiğimiz vites animasyonu modlarda olduğu gibi şu şekilde geri, şu şekilde boş ve şu şekilde ileri vitesi var arkadaşlar. El frenimizi bırakalım. Şöyle yavaştan yola çıkalım. Hatta el freni bırakılıymış abi. Şöyle yola çıkalım. Araç gayet güzel. İndirmenizi tavsiye ederim. Kaliteli bir mod zaten. Kaliteli olmasa ben şu an videosunu çekmezdim arkadaşlar. Beğendiğim modları çekiyorum. Öyle her mod çekilmiyor. Bundan önce birkaç mod daha denedim. Ama güzel değil. Hani video çekmeye değmezdi. Ama bu mod güzel arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Gayet kaliteli duruyor. Aracın gidişi vesaire bayağı iyi, bayağı hızlanıyor. Şöyle bastığınız üzere görüyorsunuz. Fazla basmak istemiyorum şimdi, ölmeyelim abi. Vallahi biz ne yaptık? Benzinliği vesaire birazcık dolanarak çıktık. Frenleri güzel. Fiziklerinde de bir problem yok. Yani rahatlıkla oynayabilirsiniz. Zaten video boyunca da göreceksiniz arkadaşlar. Menü ve navigasyon modu var. Aman abi. Evet abi, şöyle bir geri gelelim. Ben döneceğimizi sandım. Halbuki dönmeyeceğiz abi. Şuradan iyi yapıştırıp gideceğiz bakalım. Yollarımız aslında pek basmalık değil ama araç çok güzel hızlanıyor. Böyle gaza oturduğunuz anda birden hızlanması efsane abi. Dönüşler vesaire de güzel, görüyorsunuz. Hani biraz agresif kullanacağım. Fizikleri görebilmeniz için bu arada kaydı abi. Çünkü virajda frene bastık. Ondan dolayı kaydı ve orada bir problem yaşadık. Şöyle bir yapıştıralım hazır yolu bulmuşken. Evet abi, döneceğiz. Dur. Fazla fren yapınca kayıyor haliyle. İyiyken ucuz atlattık. Araba akıyor. Benim de böyle gaza getiriyor beni araba. Şu an çılgınlar gibi gidesim var. Onun için yolu buldukça basıyoruz bakalım. Şu an baya baya iyi gidiyoruz.
Korka korka basıyorum bakalım sonumuz. Hayır olsun abi. Araç güzel gidiyor gerçekten. Bayağı iyi gidiyor. Yani bayağı güçlü bir motor var zaten R-Line. Yapıştırıp gidiyor. Sesinin de farklı olması güzel olmuş. En azından hani kendine özgü bir sesi var. Geliştirilebilir bu ses olayı. Yani tam böyle oturmamış ama eğer mod güncellenmeye devam ederse, hani geliştirilirse bu ses olayı da güzel olabilir aslında. Gerçi bizim Türkiye'de pek mod güncellemek adet değil, hani genelde yapılıp bırakılıyor ama umarım bunu güncellerler abi. Güncellemeden kastım da hani bu hatalarını düzeltseler güzel olacak. Yeni şeyler getirseler güzel olacak. Onlar pek yok abi. Onlar pek yok, evet. Baya kaza yaptık. Neyse, sorun yok. Bas. Yapıştı. Evet, burada gene Skoda'nda da olduğu gibi ses gidiyor. Fazla hızlı önce şöyle bir makas. En son Seat Leon sürmüştük bundan önce. Önümü göremiyorum abi. Fiziksel kamera sapıttı şu an. Tamamdır, düzeldi. Bayağı aşağı indirdi bizi. O ayarı da var biliyorsunuz oynayan. Şu off full kullandığım için bu şekilde yaptı abi. Bizi en aşağı indirdi. Motor arızası verdi. Hiç problem değil. Çalıştırırız baba derken sağa döneceğiz. Çok hızlı geldik ya. Gerçekten çok hızlı geldik. Şuna baksana abi. Araç uçuyor ya. Dur abi dur, gözünü seveyim, biz ne yapıyoruz, bir dur. Bir dur, çıldırdık. Kontrolsüz güç değildir. Neyse tamam, biraz sakin moda geçelim abi, biz ne yaptık ya. Vallahi yıka kıra geldik ha. Modun yapımcıları izliyorsa özür dilerim gerçekten. Adamların ne yaptık abi, biz yıka kıra geldik ya. Gaza getirdi mod, ben ne yapayım, bastım uçuyor, şuna bak. Araba koltuğa yapıştırıyor ya. Uyanıklık yapalım azıcık, dayıları şöyle geçelim. Şu an gene anlatmaya gerek yok modundayım, o yüzden susuyorum. Çünkü gerek yok, hani görüyorsunuz. Gayet güzel. Şu an yarım gaz gidiyorum mesela. Yani bayağı güçlü araba olmuş. Büyük ihtimal kasası da hafif. Onun için yapıştırıyor. Şu an tam gaz mesela. Yani ufak da bir rampa çıkacağız. Çıkıyoruz daha doğrusu. Ama gördüğünüz üzere gayet akarak gidiyor. Frenleri de güzel. Yol ver kardeşim. Hadi bakayım, geç sağa. Veya biz geçelim, biz döneceğiz. Evet, bir problem yok. Sanki virajlar da abi pek iyi değil gibi ama bilmiyorum, ben de hızlı girmiş olabilirim. Büyük ihtimal ben hızlı giriyorum aracın hızına kapılıp, siz de dikkat edin abi, böyle kullanmayın. Nasıl kullanılmaz şu an ben onu gösteriyorum. Araç gaza getiriyor adam, yani bu araçta insan yerinde duramaz ya. Şuna baksana abi. Şuna bak, yani bu nedir, bu nedir, bak frene basıyorum kayıyor yani. Felaket hızlı yapımcılar, şuna bir el atın. Gözün seveyim, bu kadar hızlı yapmayın arabaları ya.
Baksana bu apayrı bir şey olmuş. Neyse dönecektik. Şöyle yapalım abi. Dönüşe baksana, bu manyak psikopat olmuş ya. Bak gene dönecektik. Dönüşü tutturamıyoruz. Ha, çalışmadı. Çalış. Çalış, bizi yarı yolda bırakma. Sen golfsün, çalışman lazım. Arabayı ne hale getirmişiz? Çalışırım. Ben olsam ben de çalışmam ama bir ihtimal basacağız. Hadi. Çalıştı be, kral be. Hadi bakalım şöyle girelim. Bu yol ne lan böyle? Ha, toprakmış. Uf, felaket kayıyor lan toprakta. Gazı fulleyince acayip kayıyor, bak bak. Oy, burada cidden dikkatli olmak lazım. Bu ne böyle ya? Harbi felaket kayıyor. Bu arada Baltık DLC'sinde de ilk defa toprak yola şahit oldum. ETS'nin fizikleriyle güncellendiği için artık bu araç modlarında falan fizikler oluyor. Yani daha gerçekçi oluyor en azından. Şöyle de bir çiftliğe geldik arkadaşlar. Aracımızı şöyle çekelim. Şöyle de motorumuzu kapatalım. Birazcık kazalı bir yolculuk oldu. Hani bunun için de kusura bakmayın, hem aracı denemek için hani hem de fizikleri sizlere göstermek için bu şekilde geldik. Haberiniz olsun abi, yanlış anlamayın, normalde güzel sürülürse çok güzel bir mod. Zaten ben video harcı güzel güzel sürüp oynayacağım. Evet arkadaşlar, videonun açıklama kısmından menü modunu, navigasyon modunu ve tabii ki araç modunu bulabilirsiniz. Yapımcılarına tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Gazosuz kalmayın.